Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'i dalga sörfünde iddialı konuma getirmek amacıyla hayata geçirdiği dalga sörfü merkezi ile sörf sporuna ilgiyi arttırıyor. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında Ordu'ya gelen sörf tutkunları dalga sörfü eğitimini almanın yanı sıra Ordu'nun tarihi ve doğal güzelliklerine de hayran kalıyor. Dalga sörfü için Ordu'yu ziyaret eden yabancı sörfçüler yine Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Fındık'la tanışarak Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde kurulan Çikolata Park atölyelerinde Fındık ile Çikolata'nın buluşmasına şahitlik ediyor. Bu kapsamda yabancı sörfçüler orada da Çikolata Park atölyesinde deneyimli ustalarla birlikte kendi çikolatalarını yaptı. Büyük heyecan ve mutluluk içerisinde kendi çikolatalarını yapan sörfçüler hem Ordu'yu hem fındık hem de çikolata yapımına hayran kaldı. Bu deneyimim çok eğlenceli geçiyor. Buraya geleli sadece 5 gün oldu. Ve buraya sörf okul sebebiyle geldiğimiz için şanslıydık ki birkaç defa dalga yakaladık ve sörf yaptık. Ordu çok güzel bir şehir ve burada keyifli zaman geçiriyoruz. Şehir çok güzel. Şehri gezme ve görme fırsatımız oldu artık yavaş yavaş. Ve planladığımız aktivitelerin haricinde böyle sürpriz etkinliklere de dahil olduk. Burası çok keyifliydi. Benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Ordu'da fındığın toplanma, kurutulma, daha sonra burada işte şey yapılmış, hazırlanmış olan fındıkları çikolata ile buluşturma deneyimi benim için çok çok eğlenceliydi. Aslında hani Ordu için fındığın ne kadar büyük bir anlama sahip olduğunu bu deneyimle öğrenmiş oldum. Ve özellikle de işte belediyenin de bu süreci ele alış biçimi aslında bu yöreye ait olan üründen ne kadar gurur duyduklarını gösteriyor. Bunu görmek çok benim için özel bir deneyimdi. Bu benim için cevaplaması çok zor bir soru. Çünkü burada çok keyifli zaman geçiriyorum. Yani bununla ilgili aslında sadece iki kelime söylemek yerine uzun uzun cümleler kurmak isterim bu deneyimden hareketle. Ama iki tane kelime seçmem gerekiyorsa bu kelimelerden biri fındık, diğeri de sıcakkanlı insanlar. Orduyu ordu yapan sıcakkanlı insanlar. Ordu hakkında hiç daha önceden bir şey duymamıştım. Burada inanılmaz güzel bir genç topluluk var. Buraya beni getiren şey sörftü. Sörf okulunda sörf öğrenmeye geldim. Ve şu an kendimi bir çikolata fabrikasında buldum. Bu kadar fındığın ve çikolatanın içinde olduğuma inanamıyorum diyor. Normalde fındık tabii çok pahalı bir ürün yurt dışında. O Rusya'dan geldiği için bulunduğum yerde çok pahalı ve erişilebilir değil diyor. Dolayısıyla burada şimdi fındıkların içinde yürümek ve işte onların tadını deneyebilmek ve taze taze yiyebilmek, onun da ötesinde bir de bunu çikolataya dönüştürebilmek benim için hani bir rüya gibi bir şey diyor. Keşke imkanım olsa bütün valizimi fındıkla dondursam da Rusya'ya geri götürsem diyor. Ülkesine döndüğünde Ordu'yu anlat dediklerinde birkaç kelimeyle nasıl anlatır? Burası sürprizlerle dolu bir yer. Her ucundan başka bir deneyim çıkıyor. İşte bir yerden sörf, bir yerden fındık. O yüzden hiçbir şey beklemeden gelin. Tamamen dalgaları bırakın kendinizi diyor. Sürprizlerle Ordu sizi şaşırtacak diyor.